96, on which the yeas and nays are ordered. The clerk will report the title. Amerika Birleşik Devletleri S-400'den sonra Türkiye'ye karşı yeni bir yaptırım bahanesi daha buldu. Kongrenin Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti üyeleri 2020 mali yılında askeri bütçenin %3.1 artarak 738 milyar dolar olmasında anlaştı. Tasarıda Türkiye'ye yönelik iki yaptırım talebi de yer aldı. İlk yaptırım talebi F-35'ler konusunda geldi. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası adı verilen tasarı kapsamında Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının yasaklanması, F-35'lerin güvenliğini tehdit ettiği için de Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemi yüzünden Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısı yapıldı. Askeri bütçe tasarısına göre Türkiye'ye verilmeyen F-35 savaş uçaklarının Amerikan ordusu tarafından satın alınması da öngörüldü. Buna göre Türkiye tarafından sipariş edilen uçakların alımı için 440 milyon dolarlık fon ayrılması istenirken Pentagon'a Türkiye'ye teslim edilmeyen 6 adet F-35'in bakım ve muhafaza giderleri için de 30 milyon dolara kadar harcama yetkisi veriliyor. Tasarıda Kuzey Akım 2 ve Türk Akım projeleri sebebiyle yaptırım istendi. Bu adıma cevap veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hazırlanan yaptırımların bu projelerin gerçekleştirilmesini engelleyemeyeceğini söyledi. Lavrov, bana kalırsa kongre ilişkilerimizi bozmak için her şeyi yapma arzusuyla dolmuş durumda. Barack Obama yönetimi döneminde başlatılanlar devam ediyor. Ancak biz bu tür saldırılara alışkınız, nasıl karşılık vereceğimizi biliyoruz, sizi temin edelim ki ne Kuzey Akım 2 ne de Türk Akımı duracak, dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldığı bir programda Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden yaptırım kararı çıkarsa İncirlik'in statüsü gündeme gelebilir mi sorusuna İncirlik de gelir, Kürecik de gelir, her şey gelir. Kötü senaryoyu varsayımlar üzerinde konuşmak istemiyoruz. Kongrenin karar alması yetmez. Yönetimin alacağı karar önemlidir. Kağıtsa içinde 12 madde var. Yönetim hangisini seçecek? Türkiye aleyhine bir karar çıkarsa bu konuda Trump yönetiminin bunu uygulama konusunda yetkisi nedir? Bunlara bakmak lazım. Sonuçta en kötü senaryoyu düşünürsek milletimizin taleplerini de değerlendiririz. O zaman karar veririz. Tüm alternatifler değerlendirilir şeklinde cevap verdi.